Merhaba arkadaşlar, ben Utancı Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorumuzun yanıtını Bolu olarak açmışız. Bakalım neler söylemişiz. Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde duran M kütleli cisme B kuvveti x yolu boyunca uygulanıyor. Güzel. Buna göre işte efendim yargılarından hangileri doğrudur diye ifade ediyor. Yavaş yavaş okuyacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Bakalım neler söylemişiz. M kütlesi daha büyük olursa yapılan iş artar. Hayır. Yapılan iş kütleden bağımsızdır. F çarpı x burada yapılan işi ifade eder. Bu da burada hani ne olacak sonuçta? Bakalım bir sürtünmesiz diye belirtmiş miyiz diye baktım. Bu da ne olacaktır? Burada kinetik enerjiyi dönüşecektir. Yani siz F ve x'i değiştirmedikten sonra aktardığınız enerjiyi değiştiremezsiniz. İnsanın aklına şu geliyor. Kinetik enerjinin içerisinde 1 bölü 2 mv kare diye yazabiliyoruz ya. Burada kütleyi artırınca hız azalır ama bu çarpım yani kinetik enerji sabit kalmak şartıyla bu gerçekleşir. Onun için yaptığınız iş değişmediği sürece kinetik enerjiniz yani değişmeyecektir. Kütleden bağımsızdır bu. Yapılan iş artar diyor. Hayır diyoruz biz. Bu gitti. X yolu daha büyük olursa cismin kazanacağı ivme artar. Yani bir kere ivmeyi şöyle düşünelim. F net eşittir. M çarpı A dediğimiz anda yani hız artar deseydi, hızın büyüklüğü sayısal değeri artar deseydi kabul ederdik. Kuvvetimiz değişiyor mu? Hayır. F. Kütle değişiyor mu? Hayır. M. O zaman ivmeniz her durumda sabit olacaktır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu da gider. Yani hızı giderek artıyor. X daha uzun olursa yapacağınız iş daha büyük olduğu için kinetik enerjiniz de artar. Hani kütlenin sabit olduğunu düşünürsek hızınız da artacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Ama ivme dedi. Yanlış söyledi. Evet, F kuvvetinin büyüklüğü azalırsa aynı sürete daha uzun sürede ulaşır. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani sen burada gene F net eşittir ma diyeyim ben burada. F net eşittir m çarpı a'dan konuşabiliriz. Kuvvetin değerini azaltırsanız ivme değeri de azalır. İvme demek her saniye hızınızdaki değişiklik demek. Mesela sen eskiden diyelim ki beşer beşer hızlanıp tamam mı? 4 saniyede 20'ye ulaşıyordun tamam mı? Beşer beşer hızlanıp. Şimdi kuvveti azaltınca ivmen de azaldı ya mesela 4'er 4'er hızlanıyorsun. Bu sefer 4 saniyede değil, bak buradaki gibi 5'er 5'er 4 çarpı 5'ten 20, 4 saniyede değil, ne yazık ki 5 saniyede 20'ye ulaşıyorsun. Tabii ne oluyor? F kuvvetinin büyüklüğü azalırsa aynı sürede daha uzun sürede ulaşır diyor. Bu laf doğru oldu. Sorumuzun yanıtı Bolu oluyor. Yine de kontrol edelim. Birinci sorumuzun yanıtı Bolu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utancıl Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi ikinci sorumuzun yanıtı Edirne olarak açılmış. Evet, ikinci sorumuz. Kitaptan da bazen bakıyorum yanlış söylemeyeyim diye. Numaraları koymamışım çünkü bu defa. Neyse, önemli değil. İkinci soru olduğu belli yani diye düşünüyoruz. Evet, şimdi şöyle şekildeki ikinci sorumuz Edirne. Onu söyledik. Ya, sürtünmeli yatay düzlemde duran M kütleli cisme L arasında F kuvveti etki ettiğinde L'den V hızıyla geçiyor. Her şey söylenmiş. Buna göre V'nin artması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye soruyorlar. Şimdi F kuvvetinin şiddetini arttırma. Sürtünmeli bir yerde kuvvetin yani yaptığı iş şuraya x dersem ben kuvvetin yaptığı iş F çarpı x olur ama burada sürtünme kuvveti de bizden çalıyor. Fs çarpı x çalıyor bizden buradan eşittir diyoruz. 1 bölü 2 mv kare şeklinde enerjimizi aktarıyoruz. Şimdi F kuvvetinin şiddetini arttırırsan evet ortaya koyduğumuz işi arttırmış oluyoruz. Sürtünmenin çaldığı değer sabit ama benim yaptığım iş artarsa o zaman tabii ki de kinetik enerjimiz de artacaktır. Doğal olarak F'nin artırılması bunu sağlar. M kütlesini azaltma yani şöyle bir şey yapalım. Tabii ki yani baktığımız zaman M kütlesini azaltma ne gibi bir güzellik sağlar onu da bir belirteyim ben. Bak şöyle bir güzellik sağlar. Senin aktardığın bir kere hızdan bahsediyorlar ya. Şuraya bakalım. Biz bu sürtünme kuvvetinin içerisinde yatay düzlem olduğu için Kmg diye yazabiliriz. Bunu azalttığın için ısıya dönüşen enerjinin azaldığını söyleyebiliriz. Bu bir. Senin yaptığın iş aynı kalıyor bak ama dikkat et. Isıya giden enerji azaldı. O zaman oh mis gibi kinetik enerjiye giden ne olacaktır? Yani daha çok enerji olacaktır. Bir de burada kütlenin azaldığını söylersek o zaman hız çılgınca artacak. Tekrar ediyorum. Zaten biz kinetik enerjiye verdiğimiz payı arttırdık. Neden? Isıya dönüşen enerji azaldı. Yapılan iş sabit. Kinetik enerjiye verdiğimiz hakkı arttırdığımız gibi bir de onun içerisindeki kütle değişkenini azaltırsak
O zaman hız korkunç şekilde artmış olması gerekiyor. Yani süper kaliteli bir işlem olur bu yapılırsa. Sürtünme katsayısını azaltma. E olur, aynı şey işte. Ha burada kütleyi azaltmışsın, ha sürtünme katsayısını azaltmışsın. Yani katsayıyı azaltırsan ısıya dönüşen enerji azalır. O zaman buradaki kinetik enerji artar, hız artar. Bu da söylenebilir. Bunların hepsi doğru oldu arkadaşlar. Bakalım ikinci sorumuzda yanıtımız neydi? Edirne'ydi. İşaretliyoruz, geçiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi üçüncü sorumuzun yanıtı Adana olarak açılmış. Şekilde eğimi alfa olan işte sürtünmeli eğik düzlemin alt ucundaki cisim P büyüklüğündeki kuvvetli H yüksekliğine çıkarılıyor. Tamam. Yani şuraya kadar çıkarılmış bu cisim. Şöyle bir işaretleyelim şöyle yerini. Tamam, H yüksekliğine çıkarılmış. Buna göre bu sırada yer çekimine karşı yapılan işin cismin G ağırlığından başka hangi niceliklere bağlı olduğunu soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Yani yer çekimine karşı yapılan işi bilmek durumundayız. Yani bu altı çizili olan şey potansiyel enerjideki değişikliktir. Yani bana bunu direkt olarak söyleseydi uyanırdım belki potansiyel enerjideki değişiklik diye. Ama yer çekimi kuvvetine yani karşı yer çekimine karşı yapılan iş deyince biraz saklanmış oluyor. Bu tekrar söylüyorum potansiyel enerjideki değişikliktir. Potansiyel enerjideki değişiklik nelerden kaynaklanabilir? MGH diye bağıntısı var. E sen aynı cismi yukarıya doğru götürüyorsun. Benim burada MG dediğim şey soruda ağırlık olarak G diye belirtilmiş. G ağırlığından başka diyor ya. E o zaman yüksekliğe bağlı tabii ki de ne kadar yükseğe çıkarırsanız yer çekimine karşı o kadar iş yapmış olursunuz. Sadece ve sadece neye bağlıdır? Adana yani H'ye bağlıdır. Sorumuzun yanıtı evet 3. soruda Adana oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. 4. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 4. soruda yanıtımızı Ceyhan açmışız. Şekildeki sürtünmesi sistemde X noktasından V0 hızıyla geçen M kütleli cisme Y noktasına kadar F kuvveti uygulanıyor. Tamam mı? Sürtünmesiz dedi. Bağıra bağıra söylüyor bak. Sürtünmesiz dedi. Nereye kadar? Y noktasına kadar. Ne yapmışlar? F kuvveti uygulamışlar. Tamam mı? Böyle bir şey. Efendim okumaya devam edelim. Buna göre yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir diyor. Değildir dedi. Lütfen dikkat. Şimdi burada bir tuzak olabilir. Lütfen ona dikkat edelim. Şimdi benim başlangıçta 1 bölü 2 mv0'ın karesi diye bir kinetik enerjim var. Birazdan bunu yaya aktaracağım. Tamam mı? Onun üzerine bir de kuvvet uygulanıyor. Tamam, x'i arasındaki mesafeye ben ne diyeyim? Hiçbir yerde kullanılmamış. D kullanılmadı herhalde. Şöyle bir seçeneklere de bakayım. Ha, kuvvetin uygulandığı x'i oluyor diyor. Ben de D dedim oldum onu artık yazdım. V çarpı D oluyor. Ve biz bütün bu sermayeyi, var olan kinetik enerjiyi, yol boyunca yaptığımız işi, her şeyi kime aktarıyoruz? Yaya. 1 bölü 2 kx kare diye yazabiliyoruz. K yay sabitiydi. X de sıkışma miktarıydı. Şimdi bize sıkışma miktarını sorsaydı bunun haricindeki her şeye bağlı olurdu. Ama ne diyor? Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisini diyor. Şimdi yani buradaki pakete bakacağız. Bu yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi. Bu paket neye bağlı diyor. Karşı tarafta kim varsa ona bağlı. Ama bunun içine giriş yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü K'yi artırırsanız X azalır ya da tam tersi. Potansiyel enerji bu kutunun tamamıdır. Onun dışındakilere bağlı olacak. E o zaman burada bak kabak gibi sırıttı. Yayın esneklik katsayısı o paketin içerisindeydi dedim ya. Onu arttırırsanız x azalır ya da tam tersi gene aynı enerjiyi yüklemiş olursunuz. Değişen bir şey yok. Çünkü siz tekrar söyleyelim size ne verilirse onu depo edeceksiniz. Onun için karşı tarafa bağlı diyoruz. Yayın esneklik katsayısına bağlı değil. Bu sorumuzda 4. soruda yanıtımız Ceyhan oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi sorumuzda, evet 5. sorumuz olması lazım. Ben de kitaba bakıyorum da burada böyle bu soruda numarayı yazmayı unutmuşuz. Bu seride diyelim artık, yapacak bir şey yok. Şaşırmayın diye yani 5. soru derken 6'yı çözmeyeyim diye. Şekildeki birbirine iple bağlı XY cisimlerinden oluşan düzenekte Y cismi biraz çekilip bırakıldıktan sonra sabit hızla hareket ediyordur. Şimdi ben burada dinamikten yararlanacağım sanki biraz. Buna göre Y cismi sabit hızla giderken yargılarından hangileri doğrudur? Tamam mı?
Böyle bir şeyimiz var. Beşinci sorumuzda yanıtımızı Denizli olarak açtık. Garanti olsun diye ben soru numarasını kontrol ediyorum. Paranoyak oldum ya. Şimdi peki biraz çekip bıraktıktan sonra mesela bu da burada bir yerde ya şimdi. Sabit hızla gidiyorlarmış. Yani bunun buradaki hızı V ise bunun da buradaki hızı V ve bu şekilde devam ediyor. Peki arkadaşlar benim kaybettiğim hani Y kütlesinin kaybettiği MGH kadar hani potansiyel enerji nereye gidiyor? Hani bu sistemin kinetik enerji kazanması gerekmez mi? Kaybettiğimiz potansiyel enerji kinetiğe dönüşsün istemez miyiz? Dönüşmüyor. Niye? Çünkü burada arkadaşlar sürtünme var. Sürtünme bu kaybedilen potansiyel enerjiyi direkt olarak ısı enerjisi olaraktan yani açığa çıkarıyor ve yutuyor diyelim, öyle söyleyeyim. Şimdi Y'nin potansiyel enerjisi azalıyor mu? Evet azalıyor. Bunu söylemiştik zaten. Bu bir. X'in kinetik enerjisi artar diyor. Ya Allah aşkına yani Y sabit hızla gidiyorsa senin orada tek başına kudurman mümkün mü? Hayır. Ona takılı bir şekilde gidiyorsun yani. O ne kadar giderse sen de o kadar gidiyorsun. Onun için bunda bir değişiklik yok. Bu yanlış olur. X'in sıcaklığı artar. Bakın zaten burada bir parça olsun galiba ne yapılıyor? Bir tüyo veriliyor. X cismi hal değişim sıcaklığına ulaşmıyor diyor. Sen burada sürtünmeden dolayı sürekli olarak ısı açığa çıkar dersen sürtünen yüzeylerden birisi de X cismi olduğu için tabii ki de sıcaklığı artacaktır. X'in sıcaklığının artması gayet normal. O zaman ne oldu? 1 ve 3 sorumuzun yanıtı oldu. Yine de kontrol edelim. 5. soru Denizli diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi 6. soruda, evet 6. soruda yanıtımız Adana olarak verilmiş. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemlerde H1 ve H2 yüksekliklerindeki KL noktalarından serbest bırakılan XY cisimleri eğik düzlemlerin alt ucuna eşit büyüklükteki hızlarla ulaşıyor. Şimdi bunu hemen bir değerlendirmek isterim. Belirli bir yükseklikten bırakılan cismin aşağı indiği zaman sürtünme de yokmuş ya 1 bölü 2 mv kare her şeyi kinetik enerjiye dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. M'ler gitti. O zaman hız, benim aşağıda kazandığım hız hangi yükseklikten bırakıldığımıza bir de yer çekimi ivmesine bağlı. Aynı ortamdalar bunlar zaten, sıkıntı yok. O zaman galiba bırakıldıkları yüksekliklerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kütleye bakmadan bunu söyleyebiliriz. Kütleden bağımsız çünkü. Bu güzel oldu. Yani bunu hemen bir önümüze koyduk yani, öyle diyelim. Alfa beta'dan büyük olduğuna göre niceliklerinden hangileri her iki cisim içinde kesinlikle aynıdır diyor. Okuyalım bakalım. Cisimlerin bırakıldıkları H1 ve H2 yükseklikleri biraz önce bu kütleye bağlı değil demiştik. Ne kadar sürede geldiğini kimse sorgulamıyor. Alfanın daha büyük olduğunu söylüyorlar ya. Bu yükseklik mesela şöyle söyleyeyim. Burası H iken, burası da H iken alfa daha yani sonuçta şeyse, büyükse, yükseklikleri aynı bulduk ya. Alfanın büyük olması bakın şöyle gösterebilirim. O zaman hani böyle oldu mu şu anda? Hayır, aynı yükseklikten oldu. Saçmaladım. Aynı yükseklik olacaksa yani burada senin o zaman bunun öyle yani nasıl olacak o? Bir dakika. Şimdi şu sıkıntı oldu gibi. Ha böyle bir şey yapabiliriz. Yani bunun iki şeyle eğik düzlemde bir an için baktığında aynı gibi gözüküyor ya. Yüksekliği aynı tutacaksak o zaman birinde şöyle yapmamız lazım. Alfa diye böyle belirtmemiz lazım. Yani sonuçta yükseklikleri aynı olan iki tane üçgen var. Alfanın daha büyük olduğu yerde hipotenüs daha kısa olacaktır. Yani burası kısa olacaktır. Burası uzun olacaktır. Ve dolayısıyla bakın soruyorlar mı şu anda okumadım ama aşağıya indikleri zaman hızları aynı ya sonuçta. Ama birisi kısa yoldan gidiyor. O zaman bunun süresi de daha kısa olur. Yani Tx ve Ty diye konuşursak bunların alt uca ulaşma sürelerini Tx daha kısa olacaktır. Bir bakalım. Belki onu sorar. Yani. Evet, devam ediyorum. Cisimlerin K ve N noktalarındaki yere göre potansiyel enerjileri MGH dedik. Yüksekliklerinin aynı olduğunu bulduk. G'ler zaten aynıydı ama kütleler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu sorunun kesinlikle sorusu olmasının sebebi bence bu. Kütle hakkında bilginiz olmadan potansiyel hakkında atıp tutamazsınız. Biz geldik üçüncü önermeye. Cisimlerin eğik düzlemlerdeki hareket süreleri. Tamam. Şimdi ne demiştik biz ona? Tx yani sonuçta daha kısa yol demiştik. O zaman y'ye göre daha küçüktür, aynıdır diyor. Bu da yanlışımız. O zaman ne oldu? Burada yanıtımız Adana oldu. Biz ne açmışız? 6. soruda yanıtımızı Adana açmışız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. 7. sorun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi 7. sorumuzda yanıtımız bolu olarak açılmış. Bir elektrik motoruna 250 joule'luk enerji verildiğinde motora bağlı 50 kilogram kütleli cisim sabit hızla 30 santim yüksekliğe çıkıyormuş. İyi. Buna göre elektrik motorunun verimi yüzde kaçtır? Bizim tekrar tekrar söylüyorum ben, verimle ilgili olarak genel anlamda kafanız karışırsa diyorum, hayallerle, evet hayaller, hayatlar, böyle bir şey. Tamam mı? Yani sizin hayaliniz, yani ben işte şu kadar enerji harcadım. Bunun da bana öyle geri dönmesini isterim. Öyle olmuyor. Bir sürü kayıplar oluyor. Hayatlar, gerçek dünya daha farklı çıkabiliyor. Şimdi buradaki hayalimiz ne bizim? Bir elektrik motoruna 250 joule'luk enerji verdiğin için sen bunu aynen geriye bekliyorsun ama öyle olmuyor. Hemen buradan gidelim bak şimdi, şöyle yapalım. 250 joule'u verdik. Beklentimiz o yönde ama ne dediler? Sabit hızla, yani kinetik enerjide herhangi bir değişiklik yok. Sen bu cisme, cisim derken 50 kilogramlık cisimden bahsediyorum, belirli bir potansiyel enerji kazandırmışsın. Çünkü belli bir yüksekliğe çıkmış. MGH diye yazabilirim ben bunu. M'si kaç? 50. G'si kaç? İşte 10. H'si kaç? Bak burada 30 santim vermişler. Benim onu 30 bölü 100 yazarak, yani metreye çevirmem gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. 50 çarpı 10 çarpı 30 bölü 100 dedim. Tamam mı? Şurada 1, 2, 1, 2 bunlar gitti. 3 tane burası ne oldu? 150 oldu. Burası da ne oldu? 250 duruyor hala altta. Yani böyle bir şey oldu. 4 ile çarpsak bunları. Neden 4 ile çarpıyorum? Aşağı 100 yapmaya çalışıyorum. Allah kafamın arkasına gelmiştir. Tamam mı? O zaman aşağı 100 yaptığımda, 4 ile çarptığımda burasını da 60 yapmak zorundayım. Sorumuzun yanıtı bolu olur. Bakalım. Evet, 7. soruda yanıtımız da bolu oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. soruda yanıtımız bolu olmuş. Diyor ki, yukarıda verilen enerji üretilmesi yöntemlerinden hangilerinin temel kaynağı güneştir? Şimdi baktığınızda denizde oluşan gelgitlerden elektrik enerjisi üretilmesi ayın, yani baskın olarak ayın çekim alanı ile alakalı bir şeydir. Yani dünya ile ayın bulunduğu pozisyona göre hangi denizlerin etkili olduğuna bağlı olarak, yani gelgit olayı gerçekleşiyor. Bunda ay etkili olduğu için patlatıyorum. Güneş isteniyor çünkü. Sudan hidrojen elde edilmesi. Yani şimdi su zaten benim önümde duruyor. Evimin içerisinde bir kova su var. Bir tank su var. 5 ton su var. Evimin içinde. Güneşle ilgisi yok bunun. Yani ben onu hidrojene çeviririm, çevirmem. Bir işlememden geçirip hidrojenle oksijeni ayrıştırıp hidrojeni ayrıca depolayabilirim. Biyokütle enerjisi kullanarak biyodizel yakıt elde edilmesi. Şimdi burada hayvansal atıklar var. Yediği içtiği ot zaten güneşe bağlı. Güneş olmazsa onlar yetişmiyor. Tarlalara özel biyodizel için özel bir bitki ekiliyor. Onun yağından yararlanılarak biyodizel yakıt elde ediliyor. Bu tabii ki de fotosentez, hani yani güneş olmazsa bitkiyi yani yetiştiremiyoruz. Hiç uzatmayacağım. Evet, tamam diyorum. Üçüncüsü için yanıtımız da o zaman bol oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.